Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi 29 Mayıs 2021'de açıldı. Hep gitmek istiyordum. Geçenlerde kısmet oldu. Gittim. Panoramik asansöre binerek İstanbul'u yüksekten kuş bakışı görüntülemenin keyfini yaşadım. Bu yapı İstanbul'un en yüksek yapısı. Kulenin kendi uzunluğu 369 metre. Küçük Çamlıca Tepesi üzerine inşa edildi. Küçük Çamlıca Tepesi'nin denizden olan yüksekliğini de hesaba katarsanız 587 metre üzerinden İstanbul'u görme şansımız var. Burayı ziyaret ettiğiniz var. ...369 metre olan kulenin 221 metrelik bölümü 49 katlı betonarme yapı. 168 metrelik bölümü ise antenden oluşuyor. Bu kulenin hizmete girmesiyle Çamlıca'da yer alan o irili ufaklı antenler kaldırıldı. İstanbul'u seyir terasından seyretmeye devam ediyoruz. Bu seyir terasının üzerinde güzel bir kafe, restoran var. Servis iyi, yemekler lezzetli. Fiyatlar da bence böyle bir yerde yer alan lokanta standartlarına göre oldukça makul. Buraya giriş 60 lira kişi başı. Yabancılar 120 lira ödüyor, öğrenciler 30 lira ödüyor. Şimdilik arabanızı aşağıdaki otoparka bırakıyorsunuz. Çünkü otoparklar tam hizmete girmemiş. Bir yaklaşık 250 metre falan yürüyorsunuz. Bu 250 metre hafif yokuş meyilli. Yürümeyecek bir yol değil ama yürüyemeyecekler için de oraya golf arabaları tahsis etmişler. Giriş kapısına kadar götürüyor oradaki görevliler. Bu arada fonda dinlediğimiz müziğin bestesi bana ait. Şimdi fotoğraflarımla İstanbul'da küçük bir tur atalım. 547 metre yükseklikten Boğaz'ı seyredelim ya da 587 metre. Gün batmak üzere Haydarpaşa tarafı. Adalar. Ataşehir. Ben Sıtkı Coşkun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.